tüm takım arkadaşlarımı kutluyorum. İnşallah bu serimiz devam eder. Aynı ciddiyetle devam ederiz. Bu galibiyet taraftarımıza armağan olsun. Çok şükür. Çok başarılı bir sezon geçiriyordu. Defans hattının bel kemiğiydi. Azmi, çalışkanlığı ve Konya'daki yükselişi herkesin dikkatini çekmişti. Sabah gelen haber spor camiasını hüzne boğdu. Ahmet Çalık'ın kullandığı araç yağmur nedeniyle kayganlaşan Ankara Niğde Karayolu'nda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kaza saat 9 sıralarında Ankara'nın Gölbaşı ilçesi yakınlarında meydana geldi. Metrelerce sürüklenen, taklalar atan otomobilden fırlayan 27 yaşındaki Çalık olay yerinde hayatını kaybetti. Acı haber tez yayıldı. Peş peşe açıklamalar, taziye mesajları yayınlandı. Konya Spor Başkanı Fatih Özgökçen yaptığı ilk açıklamada üzüntüsünü dile getirdi. Kelimeler boğazında düğümlendi. Konuşacak da bir durum yok, konuşacak halim de yok şu anda. Ankara'ya mı gideceksiniz peki? Ha, Ankara'ya cenaze. Cenaze orada olacak başkanım. Elmadağ diyorlar ama oraya gideceğiz. Allah taksiratını affetsin. Kulübümüzde en beyefendi arkadaşlardan birisiydi. O sırada kaza yerinde incelemeler devam ediyordu. Ahmet Çalık'ın cansız bedeni aracından 30 metre uzaktaydı. Ekiplerin incelemelerinin ardından Çalık'ın cenazesi Gölbaşı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Çalık ailesi büyük üzüntü yaşadı, morgun önünde gözyaşı sel oldu. Ahmet Çalık nişanlıydı, nikah hazırlığı yapıyordu. Kazanın nikah işlemleri için Konya'dan Ankara'ya gittiği sırada yaşandığı öğrenildi. Nikah işlemleri için Ankara'ya geliyordu Konya'dan sabah. İşte yakın zamanda nikah vardı. Onun için İstanbul'da, Konya'dan Ankara'ya gelirken maalesef çok üzücü bir haber aldık işte. Tüm Türkiye'nin başı sağ olsun. Gerçekten genç yaşta acı verici bir olay. Diyecek bir şey bulamıyorum. Allah rahmet eylesin. Herkes gibi çok üzüldü. İçimiz yandı. Bu kadar yani. Gençler Birliği altyapısında futbola başlayan, 6 yaş altından başlamak üzere tüm yaş gruplarında milli formayı giyen Ahmet Çalık, 8 kez de A milli takım forması giydi. Galatasaray'ın ardından 2020 yılında Konyaspor'a transfer olan başarılı stoper, 2 başarılı sezonun ardından 3 yıllık yeni sözleşmeye imza atmıştı.